Değerli Galatasaray Televizyonu izleyicileri, Aslan Payı'nda bir sezonun sonuna geldik ve final karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi ekranda farklı bir formatta gözüküyoruz bugün. Yanımda bir konuğum var aynı zamanda ve iki tane finalist yarışmacımız var. Konuğum bugüne kadar soruları birlikte hazırlamaya gayret ettiğimiz genç Galatasaraylı, Galatasaray tarihine gönül vermiş Enis Hürkan Burakçı. Hoş geldin Enis. Hoş bulduk abi. Merhaba. Şimdi Galatasaray'ı, tribünü, bilgileri hep beraber konuşacağız ama hemen heyecanlı bölümüne geçip tekrar, çünkü Doruk'ta heyecan biliyorum. Gökhan'la Murat'a bir soralım, nasıl? Bir ilk yarışmada çok heyecanlanmıştım Volkan Bey. Şimdi de çok heyecanlıyım. Yani arası nasıl geçti bilmiyorum. Çok değerli arkadaşlarla yarıştık. Çok bilgili arkadaşlarla yarıştık. Bugüne kadar elediğin yarışmacı 4 mü, 3 mü? 4 sanıyorum. 4 kişi. Sen de 4 kişi eledin. Evet, ben de 4 kişiye. Hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Serkan kardeşimle halen de tribünde beraberiz. Buradan çıktıktan sonra arkadaşlıklarımız devam ediyor. Hı. Gerek Taylan abi olsun, gerek Serkan kardeşim olsun, Hasan kardeşim. Hı. Tribünlerde zaman zaman beraber oluyoruz, zaman zaman dışarıda beraber oluyoruz. Ben zaten diyorum ki yani ya bu yaz sezonunu geçirelim, ondan sonra yeni sezona girerken bir Aslan Payı buluşması yapalım artık. Bence de. Herkes birbirine arkadaş gibi oldu, evet. Aslan Payı yarışmacıları. Böyle bir araya gelelim, Galatasaray'ı konuşalım. Yeni sezonda da Aslan Payı programı tekrar olursa eğer orada da artık diğer yarışmacıları tekrar görmek isteriz. Ben yine bu sefer birazcık sohbetimiz de uzun sürecek, final programı olduğu için armağanlardan söz etmek istiyorum. Bugün her iki yarışmacıya da sadece yarıştıkları giysiler değil, onlar dışında da armağanlar vereceğiz Galatasaray Store'dan. Ve de büyük armağan, gelecek sezonun başında bir maça VIP olarak birinci eşi ya da arkadaşıyla birlikte yemekli VIP olarak katılacak. Tabii ki o zamanki teknik adamların takımın düzenine göre takımla da bir araya gelmesine çalışacağız. İnşallah. Yarışmanın birincisinin. İsterseniz biraz daha sonra sohbete dönmek üzere birinci, ikinci soruları soralım. Sonra bir arada nefesleniriz, dinleniriz. Yarışmaya renklerden yola çıkarak Gökhan'ın evet, kategori belirlemesiyle başlayacağız. İlk kategori, yine her zaman olduğu gibi 6 kategorimiz var. Ben frikikle başlamak istiyorum. Frikik, bir Aslan Payı klasiği, açık evet. Vuruş ya frikik başlanır. Evet, sıradaki frikik sorusu Gökhan için geliyor ve Murat da soruya göre baraj kurabilir. Galatasaray'ın ilk ambleminde hangi hayvan yer alıyordu? Aslında baraj kurup kurmama konusunda böyle bir... Ben olsam kesin bulurum cevabını, biliyorum zaten de Gökhan kardeşim biliyor mudur? Koymuyorum, bu sefer koymayalım. Baraj koymuyor. Ben şıkları okuyorum. A. Aslan, B. Kurt, C. Kartal, D. Kara kedi. C. Kartal. C. Kartal cevabı Gökhan'a 80 puan kazandırıyor. Çok kısa yaşayan bir amblem bu. Ve çikolatanın üstündeki amblem diye geçiyorlar. Ben öyle okumuştum ama öyle üstündeki amblem diye geçiyor. Galatasaray'ın doğuşu hikayesinde bunu bulmak mümkün. Bu soruları sen bulurken nerelerden, kaynaklardan ediniyorsun? Önce bir merakım var tabii. Tabii yani şöyle, soruları hazırlarken yanıtlarının herkesin erişebileceği kaynaklardan olmasına dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü özellikle elimizde çok fazla eski kaynak var fakat herkesin buna erişimi yok. Bu nedenle Galatasaray'ın resmi sitesinden, Wikipedia'dan pek almamaya çalışıyorum. Çünkü oradaki bilgiler çok değişebiliyor. Veya oradan almak durumunda kalırsam mutlaka birkaç yerden teyit etmeye çalışıyorum. Bunun dışında bazı yeni basım kitaplardan, Galatasaray dergisinden ve tabii geçmişten benim bildiğim, kendi öğrendiğim bilgilerden de süzerek sorular hazırlıyorum ama genellikle dediğim gibi herkesin teyidini erişilebilecek kaynaklardan özellikle alıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ben, sitesinden aynı şekilde oradan da alıyoruz. DFF'nin daha çok güncel sorularda gol atma, işte dakikaydı, şuydu, buydu, onları da oralardan teyit ediyoruz. Hemen heyecanı
fazla şey yapmadan, zorlamadan Murat'ın kategorisini isteyelim. Çift vuruştan bir soru rica edeyim. Çift vuruştan sıradaki soru Murat Kurum için geliyor. 1987 yılında Bülent Korkmaz'ın A takıma çıkması ile Büyük Bülent olarak anılmaya başlanan futbolcumuzun soyadı nedir? A. Bülent, A. Ünder, B. Yılmaz, C. Alkılıç, D. Sancar. Şimdi Bülent Ünder olması ihtimali çok yüksek. Çünkü 85 yılında Fatih Terim döneminde de Fatih Terim'le beraber oynadı. Hatta Müfit Hoca ile beraber aynı takımın birer oyuncusu olduğunu biliyorum. Büyük ihtimal Bülent 87'de çıktığında yaklaşık 20 yaşında, 19 yaşındaysa Büyük Bülent de 30, 32, 33 yaşlarında olabilir. Bülent Ünder diyorum ben, A şıkkı. Büyük Bülent, Bülent Ünder olabilir, A şıkkı. Çift vuruş cevabı Bülent Ünder maalesef puan kazandırmıyor ve ikinci cevabı alıyoruz. Bülent Alkılıç diyorum o zaman. Alkılıç cevabı 30 puan kazandırıyor. Ünder maalesef o yıl Galatasaray'ın hocasıydı. Bülent'i... O kadar yaşlı mı Bülent Hoca? Bülent Korkmaz'ı A takımına çıkartan hocadır altyapıda. Bravo. Şimdi evet ikinci sorulara geliyoruz. Peki Galatasaray'da madem sorulardan konuşuyoruz. Bülent Yılmaz ve Bülent Sancar isimli iki tane daha Bülent var mı? Var evet. Öyle evet, mi? Tabii tabii. Bülent Sancar yok pardon, evet. Şey mi? Bülent Yılmaz var, Sancar'ı ben çeşit doldurma olsun diyeyim. Evet. Evet. Bazı böyle doldurma cevapları da oluyor demek ki. Şimdi ikinci sorularda puan farkı 50 ve Gökhan Tavukçu kategorisini belirliyor. Çift vuruş. Çift vuruş geliyor, sıradaki çift vuruş sorusu Gökhan Tavukçu için. 2001-2002 yıllarında formamızı giyen Andreas Florkin Galatasaray'dan hangi takıma transfer olmuştur? A. Sturm Graz, B. Rennes, C. Cordoba, D. Cadiz. Florkin'i hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Uygun. 2001 yılında oynadı. Bir sene oynadı. Bir Beşiktaş'a atmış olduğu gollerle gönlümüze taht kuran. İki golü var, ikisi de Beşiktaş'a zaten. Fiyat performansı onun çok yüksekti. Evet. Bir de Florkin'in bence en çok gönüllerde taht kuran tarafı çok farklı bir ön libero. Evet. Yani hücumcu özelliklerini de iyi kullanabilen. Evet. Evet. Yani ben onun kadar daha sonra Galatasaray'a verimli bir ön libero gelmiş. Yani belki Melo. Evet. Ama Volkan Bey ücretine göre almış olduğu ücret ve ödemiş olduğumuz kiralama bedeline göre inanılmaz katkı verdi. Çok büyük katkı verdi. Sebastian Perez, Gustavo Lopez, Victoria Gustavo ve diğer oyuncularla inanılmaz katkı sağladı ve o sezon bize 3. yıldızı takmamıza büyük yardımcı olmuştu. Evet, doğru. Evet. Hatırlıyor musun? Nereden geldiğini hatırlıyor musun? Belki sana nereden geldiğini hatırlarsan bu soruda yardımcı olur. Yani... Florkin kısmı flu diyorsun. Yok hatırlıyorum da nereden geldiğini şu an çıkaramayacağım. Ama cevap işte D. Cadiz diyorum. D. Cadiz cevabı çift vuruşta sana 60 puan kazandırmıyor. Ama ikinci cevap hakkım var. C. Cordoba. C. Cordoba da maalesef puan kazandırmıyor. Rennes. Sturm Graz'dan gelmişti, evet. Rennes'e gitmişti. Evet. Arada hocam. Bir Cadiz dönemi var, Cadiz'e gidiyor, anlaşma imzalıyor. Cadiz'de yapamayıp Rennes'e geçiyor. Ben Cadiz... Resmiyete ben baktım aslında da yanlış hatırlıyorum. 23 numaralı formaya geldi Uruguaylıydı, ben çok beğenirdim onu. Formasını çıkarıp özellikle koluna formayı takıp öyle sallaya sallaya giderdi golden sonra böyle. Ama Cadiz'de hiç resmi maç oynamadı. Oynamadı. Anlaşamadı, evet. Rennes'e gitti. Evet. Bu tür sorularda zaten şıkları genellikle futbolcunun uğrak yeri olan evet. takımlardan seçmeyi evet. dikkat ediyorum. Cadiz'i oradan hatırladım. Bir şey, evet. bir şey gördüm hatırladım. Resmi maçı, evet. Yine bir senin konun geldi. Sonlara yaklaştıkça sorular zorlaştı. Evet. İzahat evet. vermek gereği doğdu. Evet. Evet. Onun için son yarışmaya hem bugünün önemini paylaşmak için Enes'i Enes kardeşimizi şey yaptık. Senin Galatasaray'a ilgin ama sadece böyle sorularla falan sınırlı değil. Galiba çok uç böyle
engelsiz aslanların yanında filan da bulunarak bayağı bir aktif Galatasaraylılık hayatım var değil mi? Yani şöyle izleyici olarak bahsedersek taraftar olarak evet elimden gelen bütün maçlara gitmeye çalışırım. Çünkü ben 19 yaşına kadar Diyarbakır'da yaşadım ve Galatasaray'ı hiç canlı izleyemedim. Yani ondan sonra da işte üniversiteyi kazandıktan sonra mümkün olan bütün maçlara gitmeye çalıştım. Yani Galatasaray misket oynasa gider desteklerim diye düşündüğüm için o yüzden yani mümkün olduğunca gitmeye çalışıyorum ama tabii benden çok daha özellikle engelsiz aslanlara başlamak evet, üzere destek veren olmuşken... futbol şey taraftarlarımız ve çeşitli genel kurulu üyelerimiz varken buradan hem kendilerini sevgiyle analım bütün destek verenleri hani özellikle belli bir branş için ağırlıklı olarak gittiğim söylenemez ama mümkün olan dediğim gibi Galatasaray misket oynasa gidip izlemeye çalışırım. Evet. Ve engelsiz aslanlara da bu yıl zor şartlarda gerçekleştirdikleri performans için teşekkür edelim bir kez daha. Ve lütfen başta söz verenler, Cemal Özgörgey başta olmak üzere, herkesin destek vermesini ve engelsiz aslanların tekrardan yenilmez armada ve en iyi seviyede kalmalarının sağlanmasını dileyelim. Beklentilerimizi ortaya koyalım. Can Alper'e teşekkür ederim. Kendisi çünkü engelsiz aslanlar konusunda evet, genel kurulda dile getirerek, gündeme getirerek çok ciddi bir adım atmış oldu. Olalım, evet, ona da teşekkür etmiş olalım. Bugün sizin biraz heyecanınız da böylece sohbet ederken hafifler diye düşünüyorum. Sizden de paylaşayım, bakalım ne diyeceksiniz. Aklıma bir şey geldi mesela bu engelsiz aslanlar konusunda. Bir dönemde Galatasaray'da zor şartlarda şampiyonluklar yaşanırken Hakan Şükür, Hasan Şaş, İşte ne bileyim o günün abileri Bülent Korkmaz ceplerinden gerekirse maliyetleri çıkartıp şu masrafımız var bu masrafımız var diye kendileri Florya'ya destek olduklarını da çok iyi biliyoruz bazı dönemlerde. Aynı şey niye bugünlerde yaşanamıyor Galatasaray'da diye insan istemeden üzülüyor. Mesela ya Snyder gibi bir dünya şeyi var. Drogba belki Galatasaray'da olsaydı farklı bakardı çünkü sosyal sorumluluk şeyi çok yüksek olduğu için. Yani Drog şeyden çıksa Snyder dese ki abi ben maç başı paramı engelsiz aslanlara bırakıyorum. Bir maç başı paramı bağışlıyorum. Yani böyle bir aidiyet olsa, böyle bir duygu alışverişi olsa, karşılıklı desteklense sanki iyi olmaz mı bilmiyorum. Nasıl bir şey? Siz ne düşünüyorsunuz yani? Gayet iyi olur abi. O dönemde çünkü Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken son 6 haftada hocasız kalmıştık biz. Ve Rigobert Song, Mondragon başta olmak üzere idmanlara çıkmıyorlardı paralarını alamadıkları için. O dönemde Hasan Şaş ve Hakan Şükür gibi takımın ağabeyleri, Ayhan Akman gibi kendi ceplerinden o oyuncuları maç başlarını ödeyerek veya harçlıklarını vererek maçlara çıkartmayı sağladılar. Ne oldu? 6 maçta hocamızla beraber, Sayın Cevat Hoca ile birlikte şampiyonluğa ulaştık. Bu Galatasaraylı'nın kuruluş amacının birisi tabii ki yabancı takımları yenmek ama Galatasaray bir ailedir her şeyden önce. Biz aile olarak tüm spor branşları birbirimizle kol kola girerek yani herhangi bir tarafta bir sıkıntı olduğu zaman biz o tarafı hani memnun ederek veya Galatasaray dinamiklerini harekete geçirerek sorunları çözebiliriz. Evet. Yani bunun için büyük yani önce... duygu ve aile hisleri birbirine katılıp bir el birliğinde yaşanmalı. Ama biz de bu arada yarışmayı da fazla heyecandan uzaklaştırmayalım. Evet. Murat Kurum'un şeyine gelelim. 50 puan fark var bir çift vuruş sorusunda. Bir çift vuruş daha geliyor. İkinci çift vuruş hakkını kullanıyor. Murat Kurum. 30 Eylül 1987 Galatasaray PSV Eindhoven Şampiyon Kulüpler Kupası maçında Tanju Tolak toplam kaç gol atmıştır? A 1 gol, B 2 gol, C 3 gol, D 4 gol. Açıkçası maçın skorunu hatırlayabilsem çözerim de. Şimdi 30 Eylül 1987 Şampiyon Kulüpler Kupası. Eindhoven. Tek maçta mı kaç gol attı yoksa? Evet. Yani 30 Eylül'deki maçta. Galatasaray PSV Eindhoven İstanbul'da oynanan maçta. O zaman... A1 gol cevabı Murat Kurum'a 60 puan kazandırıyor. Çünkü enteresan bir maç.
2-0 Galatasaray kazanıyor. Ancak golün birini kendi kalelerine atıyorlar. Hmm. Onun için... PSV Osimhen kupayı almış mıydı? Tek ilgisimizden almıştı diye hatırlıyorum. PSV'nin final oynadığını tahmin ediyorum ama kupayı alıp almadığı konusunda ben de emin değilim. Tek yenilgisi o sene bizden diye duymuş mu? Yanlış olabilir. Evet, üçüncü sorulara geçiyoruz ve üçüncü sorularda Gökhan Tavukçu kategorisini belirleyecek. Ben de çift vuruş rica ediyorum. Bir çift vuruş sorusu daha geliyor. İkinci çift vuruş hakkı aynı şekilde. Aşağıdakilerden hangi futbolcumuz Galatasaray'a gelmeden önce İzmir Spor formasını giymemiştir? A. İsmail Demiriz, B. Arif Kocabıyık, C. Hamza Hamzoğlu, D. Muhammed Altıntaş. Tek bildiğim Hamza'nın giydiği. İzmir Spor'u. Evet. Giydiği. İzmir Spor formasını giymemiştir. Evet. Yani bunların içinden 3 tanesi İzmir Spor formasını giymiş, evet. Bir tanesi giymemiş. Tabii başka giyenler de var da. Tabii canım. Yani Metin Oktay başta. İzmir Spor'a en büyük yakınlığımız zaten duygusal olarak. Kolay bilinir olduğu için ben oraya almadım. Diğerlerinin İhtimalen nerelerde oynadığını Galatasaray haricinde biliyor musun? Mesela Arif'in ben Fenerbahçe'de oynadığını biliyorum. Arif Fenerbahçe'de oynadı, evet. Nerede bilmiyorum. Muhammed Altıntaş. Ha, Yusuf Altıntaş, pardon. Muhammed Altıntaş. Muhammed Altıntaş. Kaza geçiren Muhammed. Evet, Mami. Mami Galatasaray dışında bir takımda oynuyor. O takımı bilirsen... Bu sorunun cevabı kolaylaşır. Belki de İzmir Spor'da bugün. Tabii. Yalnız vakti birazcık bol kullandık. Şansını deniyorum. Muhammed diyor. Muhammed Altıntaş çift vuruşta, yani ikinci cevap hakkında olan bir soruda 60 puan kazandırıyor sana. Teşekkür. Edirne Spor forması giymişti. Diğerlerinin üçü de İzmir Spor forması giymişlerdi. Üçüncü sorunun yeni kategorisini Murat Kurum belirleyecek. Artık çift vuruş hakkım yok. Evet, kontra ataklı da rakibime puan kaptıracağım. Penaltı. Frikik de Gökhan'a gerçekten basit bir soru çıktı. O bundan sonra frikik sorularının zor olacağını düşünüyorum açıkçası ama frikik atmaktan başka da bir çarem olmadığını düşünüyorum. Bir tane frikik alayım. Evet, bir frikik alıyor. Sıradaki frikik sorusu, Galatasaray formasında Trabzonspor'a en çok gol atan futbolcumuz kimdir? Baraj kuruyor musun? Kurmuyor. Şıklar geliyor. A. Hakan Şükür, B. Tanju Çolak, C. George Hagi, D. Necati Ateş. Necati Ateş'in kariyeri diğerlerine bakarak biraz daha az sürdü Galatasaray'da. İki dönemi ayrılsa da. O kadar fazla gol attığını düşünmüyorum açıkçası. George Hagi 96 ile 2000 yılları arasında oynadı. Hatta veda maçında ikişer güzel gol atmıştı. Onu da olmayacağını düşünüyorum. Sanki şöyle bir düşünüyorum. Hakan Şükür 93 ile 2000... Hakan Şükür diyorum ya. A. Hakan Şükür olabilir. A. Hakan Şükür cevabı maalesef puan kazandırmıyor sana. Tanju Çolak olacaktı. 11 gol attı Trabzonspor'a Tanju Çolak. Galatasaray'da en çok gol atan futbolcu. 74-80 yılları arasında 11 gol. Evet, üçüncü soruları geride bıraktık. Hemen puan durumuna bakıyoruz. 140 puan Gökhan Tavukçu, 90 puan Murat Kurum. Bir nefes alalım, reklam arası verelim. Biraz uzun olacak finalimiz. Ondan sonra tekrar bir araya gelelim. Aradan sonra yine birlikteyiz. Değerli Galatasaray Televizyonu izleyicileri, Aslan Payı programında tekrar finalde beraberiz. Dördüncü sorulara geçerken Gökhan Tavukçu ve Murat Kurum yarışıyorlar. Bir sezonu geride bıraktılar. Dörder yarışmacı eleyerek buralara geldiler. Ve şu anda dördüncü sorularda Gökhan Tavukçu
140 puan, Murat Kurum 90 puanda. Sen de bayağı zor hazırlamışsın final sorularını ama. Final olunca biraz öyle oldu. Yarı final ve final sorularını evet. Biraz daha zor hazırlamaya çalıştım. Ben demek ki bundan sonra tekrar aralara kendim soruları serpiştirmeye başlayayım ki kolay sorular da olsun. Evet, Gökhan Tavukçu kategorisini belirliyor. Ben free kick. Çift vuruş dışında bitti. Free kick. Son free kick hakkını kullanıyorsun. Evet, sıradaki free kick sorusu. Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı en çok maça çıkan futbolcumuz kimdir? Baraj kurmuyoruz. A. Turgay Şeren, B. Metin Oktay, C. Cüneyt Tanman, D. Nihat Bektik. Evet. Zamanımız geçiyor. Ben Metin Oktay. Metin Oktay en kararın free kick sorusunda. Şimdi Turgay Şeren, Cüneyt Tanman düşünüyorum yıllarını. Turgay Şeren de tabii çok uzun yıllar oynadı. Nihat Bektik. Ben Nihat Bektik'i hiç çıkaramadım da o yüzden. Alayım cevabını. Tamam. Turgay Şeren. Turgay Şeren cevabı Gökhan Tavukçu'ya 80 puan kazandırıyor. Evet. Nihat Bektik, Aslan Nihat. Kaleci mi? Yok. Hayır. Çok önemli bir futbolcusuydu Galatasaray'ın. Aslan'la özdeşleşmesinin Galatasaray'ın Nihat Bektik'le başladığı söylenir. Evet. Hatta sanıyorum 2008 ya da 2009 yılında yapılan bir bej forma vardı. Aslan gölgeli. O da Nihat Bektik anısına yapılmıştı. Evet, dördüncü soruda şimdi Turgay Şeren ise 56 maç Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Çok ciddi bir rakam. Şimdi Murat Kurum'un kategorisi geliyor. Şey offside, touch, penaltı, free kick. Yani onlar yaramıyor baktık puan olarak iki soruya girdiğimiz için. 3, 4, 5, 6. Senin 3 sorun var. 130 puanla fark var. Bir free kick dağıtılma ya. Free kick. Sıradaki free kick sorusu. Murat Kurum için geldi. 17 Temmuz 1996 Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Gurbet Kupası maçı hangi şehirde oynanmıştır? Baraj kuruyor musun? Kurmuyorsun. 96 Gurbet Kupası'nı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum da Türklerin daha çok yoğun yaşadığı bir yer olabileceğini düşünerek. A. Köln, B. Frankfurt, C. Offenbach, D. Mönchengladbach. Köln ile Mönchengladbach arasında kaldım. Mönchengladbach. Köln hem bizim Star Büyükleş maçımızı oynadığımız şehirdi. Hani oraya UEFA maçı Monaco verdiği için. Maçı mı? Monaco maçı mıydı? Evet. Çok iyi miydi? A. Köln diyorum abi. Bu free kick'ti. Tek cevaplı soru. A. Köln cevabına emin misin diyorum. İşte Mönchengladbach'la arasında kaldım ama belki ikisi de değildir yani. O öyle de bir şey. Çünkü çok flu. Hatırlamıyorum. Sonucu hatırlıyor musun? Sonucu da hatırlamıyorum maalesef. 96 yılı Fatih Terim'in Avrupa Gençler Şampiyonası'nı alıp Galatasaray'a imza attığı zaman mı? Artık herhalde o zaman değil mi? İlk geldiği zaman. Peki o zaman kesin cevabını alayım. Ben sana skoru söyleyeyim. 0-0. Aa. O zaman. Çok sıkıntı. O zaman B. Frankfurt diyelim. Kesin cevabım B. Frankfurt. Öyle dedikçe değiştiriyorum abi ben. Değiştir diye sormuyorum. Senden bu benim cevabım diye kesin bir şey bilmek istiyorum. Tamam, D. Mönchengladbach. D. Mönchengladbach son kararın kabul son ediyorum. Kararım, evet. Ve puan alamıyorsun maalesef. Evet. Bütün şıkları dolaştın. Bir Offenbach'ı mı yoksa bu zaman? Hayır, B. Frankfurt'tu. Walt Stadion'da oynandı. Çok kuluyor. Gerçekten iyi. Evet.
Dördüncü sorular biterken, evet, fark 150 puan. 150 Yok pardon, 130 puan. 130 puan ve evet, kategorini öğrenmek istiyoruz Gökhan Tavuk. Benim free kick peşi vuruş bitti. Evet. Penaltı, touch, offside. Genel kültür olsun, offside alın. Peki. Kaç Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nin grup maçlarında yer almıştır? Grup maçlarında, elemelerde değil. A 4, B 5, C 6, D 7. Şampiyonlar Ligi olmuyor, şampiyon olmak lazım. Yani Beşiktaş Galatasaray oldu, Bursa'da oldu. Trabzon zaten oldu. Grup maçlarında mı? 4, A. A 4 cevabı maalesef puan kazandıramıyor. 5 olacaktı. 5'inci? Trabzonspor. Şey yine gitmişti ya. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Bursa Spor, Trabzonspor. Ben Trabzon şampiyonluğunu atladım. Doğru. Grup maçları diyoruz. Şey, yani elemeler olsa ikinciler de gidiyor. Doğru, haklısınız. Ben karıştırdım. Evet, bu bir hani bir pratik hesap zeka sorusuydu. Ben Trabzon şampiyonluğunu resmi olarak şey yapamadım ya, orada yapmadılar ya. Evet. Şimdi sıra Murat Kurum'un kategorisinde penaltı, offside, touch. Fark çok 130 açık. Puan fark, evet. Var. İki soru. Penaltı ile bir penaltı, bir de touch belki. İki sorun var abi. Evet, iki soru var. Penaltı olmaktan başka çaren yok. Çaren yok. Evet. Sıradaki penaltı sorusu. 30 Haziran 1940'ta Beşiktaş'ı 9-2 yendiğimiz maçta Gündüz Kılıç kaç gol atmıştır? Bu maç 9-2'lik maç, önemli bir maç olduğu için Galatasaray tarihinde bu soru geliyor. 9-2 önemli bir skor değil mi? Evet, önemli. Baba Gündüz de o zamanlar taş gibi santrafor tabii, aslanlar gibi. Hepsini atmıştır belki. Hat-trick'ten fazla mı yapmıştır abi? Yani böyle bir ipucu olsa hani... Sana bir soru evvel ipucu verebilmek için elimden gelen çabayı gösterdim. Bütün şıkları dolaştın. İşte bilmeyince abi böyle oluyor. Bu soruda yine keza aynı soru yani. Bu direkt tek cevapta verilecek bir soru. Peki. Gökhan'ın şeyini, desteğini aldık diyelim. Ben sana şey yapayım. Hat-trick'ten fazla. Şimdi ondan sonra şu soru gündeme geliyor. Beşiktaş'a tarihte en çok gol atan Galatasaraylı futbolcu kimdir? Diğer bir soru. Gündüz kaptandır büyük ihtimalle. Ya inan ki hiç kafamda full şeyi, yarışmayı da hani seyrini değiştirmemek için de hani çok da vakit kullanmamak için 5 gol diyorum lan. 5 gol cevabı biraz önce söylediğim gibi şansın senin yanında olma ihtimalini söyleniyor ve 100 puan alıyorsun 5 gol cevabıyla. Murat Kurum. Enteresan. Evet, enteresan bir yarışma oldu şu anda. 220'ye 190 puanlar. Son sorulara geldiğimizde nereden buluyorsun bu böyle 5 golleri falan? Nasıl hatırlıyor musun sen bu 5 golü? Yok, nasıl tabii attı? Ki hatırlamıyorum. Hatta bizden çok çok önceler. Ama dediğim gibi özellikle istatistik sitelerinde, hani burada şey isim evet, vermiş olmayayım. Ve hani net resmi olan bilgiler olduğu için çok erişilebilir şeyler bunlar. Bir de 9-2'lik maç çok ayrı bir maç olacağı için hani buna dikkat edersiniz diye düşündüm açıkçası. Özellikle derbilerde en çok farklı, en farklı skorlara falan. Demek ki elemeler geçtikten sonra yavaş yavaş çalışarak gelmek evet, gerekiyor bunlara. Evet. Ama Aslan Payı programının elemeleri, çeyrek finalleri ve yarı finalleri süresince büyük bir ihtimalle taraflı tarafsız ama asıl taraftarlarımız içinden birçok da bilgi tazelenmiş veya öğrenilmiş olmuştur diye düşünüyorum. Burada enkarlı çıkan benim çünkü soruları hazırlarken ben de çok şey öğrendim ve bildiklerimi de tazelemiş oluyorum. O yüzden evet, hani... Galatasaray aslında öyle bir camia. Bunu çok iyi bilmek lazım. Bazı camialar aradan 100 yıl geçtikten sonra müzelerinin kurmaları gerektiğini, evet, müze var olması gerektiğini,
okul var olması gerektiğini düşünüyorlar. Evet. Biz ise her şeyi bilgi ve şey için üstüne kurduğumuz için, yani hedef 1905'te konulan İngilizler gibi bir arada oynayıp bir isme ve formaya sahip olup yabancı takımları yenmek. Evet. Ve bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye'de en fazla Avrupa Kupası'nın sahibi kim? Galatasaray. Evet. Marşımızda da geçiyor zaten. Kültür simgesi Galatasaray. Sporun beşiği Galatasaray zaten. Evet. Gökhan Tavukçu son kategorisini belirliyor. Hala penaltı almadı. Ve fark 30 puan. Yani senin 30, en az 50 puan alman lazım. O zaman yani taçla ilgili bilgim yok, penaltı edersen ilgili kontra atak kalıyor artık, arkadaşıma puan verirsem bir şey yok. Evet, risk alacağım, kontra atak diyeceğim diyorsun. Evet, evet. Peki. Karşı tarafa yalnız beraberlik şansını en azından veriyorsun. Tabii farkındayım ama bilebileceğim şey yok. Kontra ataktaki sıradaki soru ekrana geliyor. İlginç bir soru. 2012 yılında 10 maç oynayan Chris, Galatasaray'a gelmeden önce hangi takımın formasını giyiyordu? İlginç bir futbolcuydu bu Chris de. Söyleyeyim mi? Ben şıkları okuyayım mı? Yani biliyorum. Öyle mi? Vasco da Gama, Gremio, C. Lyon, D. Bayer Leverkusen. C. Lyon. C. Lyon cevabı 50 puan, şey pardon 60 puan daha kazandırıyor. Bu seviyelerde çok basit bir soru olmuş bu ya. Bence. Diğer sorularına. Chris'i ben hatırlamakta zorluk çekiyorum. Chris orayı yaklaşık 15 sene Lyon'da oynadı abi. Defansı stoper oynadı. Tabii 3 numara giyerdi. Galatasaray'da bir tane kafa golü var sadece evet. O da kafasından seyirtip evet. Gitti yani. Bilerek tapmadı. Öyle bir futbolcuydu. Enteresan. Evet, puan durumumuza geliyoruz. 280'e 190. Ne alacaksın? Offside touch. Alsak bir şey yaramaz. Son soru ve bir penaltı görünüyor. Penaltı hakkın kalmadı ki. Aa, o zaman yarışma bitti ben neyim? İki tane frikik, iki tane çift vuruş kullandın. Maalesef ya. O zaman gitti yok. Bilmiyorum, istiyorsan penaltı şansı dene. Penaltı atamıyoruz dedi. Evet. Atamıyoruz. Touch veya offside kullanacağım Murat. O zaman gitti. Taş diyorum, ilk defa spor dışından bir soru gelsin de... O, ya futbol dışından. Evet, kaçtaki sıradaki soru geliyor. Galatasaray Adası hangi yıl satın alınmıştır? Hiç şey yapmayalım, A şıkkı 1957 Başkan Sadık Giz döneminde. Doğru cevap. Buna aslında bir 100 puan vermek lazım Sadık Giz. 50 puan buradan kazanıyorsun ve 240 puana yükseliyor Murat Kurum. 280 puanda Gökhan Tavukçu ve Aslan Payı'nın galibi Gökhan Tavukçu oluyor. Ama iki arkadaşı da kutlamak lazım. Evet, gerçekten. Yani yarı finale gelen aslında bütün arkadaşlar çok iyiydi. Tabii ki, kesinlikle. Ama Murat'ın gerçekten detaylı bilgilerini, derinlemesine Galatasaray bilgilerini yatsımamak lazım. Bir kez daha Aslan Payı yarışması yapılırsa eğer seni tekrardan görmek istiyorum. Teşekkürler abi. İnşallah yeniden bir arada oluruz. İnşallah. Ya da bu Galatasaray bilgilerini konuşacak, sohbet edecek başka bir program bulup da öyle bir yerde bunları konuşmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü enteresan şeyler çıkıyor. Bak mesela Chris hikayesi bana göre zor, sana göre kolay. Çok kolay abi Chris yani. Chris ya işte yakın kolay. Geçmiş olduğu ama için. Aslan Nihat da bana göre kolay nedense. Evet. Böyle bir şey var ama daha önemlisi mesela bir tane penaltı sorumuz vardı. Sorulmasını çok istiyordum o sorunun. Soramadık ama madem artık yarışmamız bu yıllığına bitti. O yılı ikisine birden soralım. İkisine birden soralım. Hangimiz bilirse o kazansın. Yok artık onu değiştiremez ama bu manevi anlamlı bir soru. Onun için sormak istiyorum gerçekten. Ali Samiyen ve Fahriye Yen çiftinin kaç çocuğu olmuştur? Tek çocuklar olmamışsa tek Galatasaray'dır. Galatasaray'da sporculardır onların çocukları. Sen nasıl biliyorsun? Ben de hiç çocuklar yok diyeceğim ama ayıp emin etmek istemiyorum ama öyle biliyorum ben de. Evet. Beraberinde söylediğin laf asıl çok önemliydi. Evet.
Hiç çocukları olmamıştı. Fahriye Yen şöyle anlatıyor. Ali Sami çocuk sahibi olma ısrarlarımı hep nazikçe reddetti. Çok ısrar ettiğimde tüm Galatasaraylı gençler senin çocuğundur dedi. 2002 yılında kaybettik Fahriye Yen'i. Galatasaraylıların annesi Fahriye Sami'nin. Rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyoruz. Ve Galatasaraylı şehitleri, önemli sporcuları bir kez daha buradan rahmetle anıyoruz. Galatasaray'a hizmet eden ve yaşayan değerli insanları minnetle ve şükranla anıyoruz. Ve bu yarışmaya katıldığınız için tüm katılanlara ve sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sana sorularda destek olduğun için çok teşekkür ediyorum. Evet, ben yerimden kalkıyorum. Ve bu yarışmanın sonunda önce Gökhan'ı tebrik edip... Ben teşekkür ederim, sağ olun. Armağanını veriyorum Galatasaray Spor'dan. Şimdi de Murat'a ikincilik armağanını veriyorum. Asıl büyük armağan dediğim gibi yeni sezonda bir şey olacak. İnşallah. Ve önemli bir maçta VIP eşinle veya... Evli misin? Evliyim. Eşinle, eğer Galatasaray'dır da eşin herhalde. Tabii ki, tabii ki. Bebek var mı? Var. Bir kızım var, bir de oğlum var. Onlar da aslan mı? Kızım 7 yaşında, onu aslan yapıyoruz. Oğlum da hiç şüpheniz olmasın, o da iyi bir Galatasaraylı olacaktır inşallah. Sen de çocuk? Yok abi, ben bekarım o yüzden. Bekarsın. O zaman zamanla yaparız. Yeni bir yarışmada ya da yeni bir programda buluşmak üzere. İnşallah. Her şeyin Galatasaray için daha iyi olmasını ve de bilgilerimizle, desteğimizle her zaman Galatasaray'ın yanında olmasını diliyoruz. Bu sezon aslan payının sonuna geldik. Teşekkür ederiz. İyi günler.